Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei FreeBuds 3'ü inceliyoruz. Güzel bir kulaklık, kablosuz, tamamen kablosuz bu arada ve ses kalitesi de üst düzeyde. Bakalım Huawei FreeBuds 3 bizlere neler sunuyor? Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz günlerde FreeBuds 3 teste gelmişti. Kutusundan çıkarttığımız bir videoyu sizlerle birlikte paylaşmıştık. Siz Teknoloji Oku izleyicilerine o videoyu izlemek isterseniz şuradan yukarıdan şimdi linkini çıkaracağım. Kutu içerisinde neler olduğunu en azından o videoda göreceksiniz. Kullandık, test ettik, birçok özelliğini değerlendirdik ve Huawei FreeBuds 3 ile ilgili düşüncelerimizi bu videoda sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu tamamen kablosuz ve AirPods, Apple'ın AirPods kulaklığına benzeyen bir tasarımla gelen bir kablosuz kulaklık seti. Sol ve sağ olmak üzere iki tane parçayla beraber geliyor. Yine kutusundan çıkan şöyle bir şarj kutumuz bulunuyor. Bu şarj kutusuyla birlikte cihazın kendisini şarj ediyoruz. Bunun üzerinde ayrı pil var, bunların üzerinde ayrı bir pil var. İkisini beraber uzun bir kullanım ömrü bize vaat ediyor. İlk olarak kutudan biraz bahsetmek istiyorum. Kutumuz daire şeklinde tasarlanmış. Şöyle göstereyim. Tam daire şeklinde tasarlanmış bir kulaklık kutusu. Bu kutu aynı zamanda içinde bir pil barındırıyor. Bu pili biz şarj ediyoruz. O pil de bu kulaklıkları şarj ediyor. Böyle bir döngü sağlanmış oluyor. Şimdi tasarımsal olarak değerlendirdiğimizde bir parça büyük gibi. Yani genelde bunlar dikdörtgen şeklinde oluyor. Daire olunca bir tık büyümüş ama öyle hani çok aşırı büyük de değil. Alt kısmında bir Type-C bağlantı yuvamız mevcut ki kutusundan bir Type-C kablosu çıkıyor. Ama adaptör çıkmıyor onu söyleyeyim. O Type-C kablosuyla veya elinizdeki herhangi bir Type-C kablosuyla ve adaptörle veya bilgisayar üzerinden burayı şarj edebiliyorsunuz. Cihazın üzerinde 410 mAh'lik bir pil var bu kutunun içinde. Kutunun yan yüzünde çok belli olmamakla beraber çok dikkatli baktığınızda görebileceğiniz bir düğme mevcut. Bu düğmeyi kapak açılırken basılı tuttuğunuzda cihaz search moduna geçiyor. Yani Bluetooth'u arama moduna geçiyor. Siz de etraftaki cihazları, telefon, tablet, bilgisayar ne varsa artık bununla o yöntemle bağlıyorsunuz. Çok şık bir tasarım bir kere bence. Parlak bir tasarım var burada. Bu arada bu ürün siyah renk bize gönderildi ama bunun beyaz versiyonu da var. Bence siyah daha iyi tercih edilebilir. Beyaz biraz kir gösterir gibi geliyor. Yine de zevk meselesi tabii. Farklı taleplerde olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu kulaklık kutusu aynı zamanda kablosuz şarj özelliğini de destekliyor. Yani uyumlu bir şarj cihazınız varsa üzerine koyduğunuzda otomatik olarak şarj etmeye de başlıyor. Bunu da söylemiş olalım. Taşıması falan çok zor değil. Kulaklıklar içinde böyle rahat bir şekilde hemen giriyor zaten. Takar takmaz cihazda şarj olmaya başlıyor. Bu şekilde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kulaklıklara gelecek olursak kulaklıklar açık tasarımla tasarlanmış. Huawei'nin söylediği şey bu en azından. Dünyanın açık tasarımlı kablosuz ilk kulaklığı diye geçiyor. Yekpare bir gövdemiz var. Bu da şu anlama geliyor. Hani kulaklık başlıklarını falan değiştiremiyorsunuz. Ama ben yaptığım testlerde hani kulağımdan çıkmıyor. Mesela taktığım zaman şöyle takıyoruz. Diyelim şöyle. Bakın sallıyorum kafamı mesela. Zor şartlarda bile hani koşarken, spor yaparken vesaire de kolay kolay çıkmıyor. Ve şık bir tasarım var. Yani kulağın içine tam oturan ve bunu tasarlarken de Huawei'nin kendi söylediğine göre aktarıyorum ben. Yunuslardan esinlenmiş bir tasarım var. Yunusların işte vücutlarının şeklini, bu ürünün şekli eşleştirilmiş tasarım yapılırken bu yunusların bu hareketsel durumu bu kulaklıklara aktarılmış. Ben beğendim. Yani alt kısım böyle gümüş parlak bir malzemeden oluşmuş. Üst kısım ise tamamen siyah. Bunun dediğim gibi beyaz versiyonu da var. Tamamen beyaz. Kılıfı da beyaz. Yani şarj kutusu da beyaz. Kendisi de beyaz. Versiyonları da bulunuyor. Şimdi gelelim kulaklığın önemli özelliklerinden bir tanesi olan gürültü engelleme konusuna. Bu üründe Active Noise Cancelling adı verilen teknoloji yer alıyor. Bu teknolojiyi ama kulaklık eşleştirdiniz, açtık, kulağınıza taktınız. Taktıktan sonra aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için de iki tane yöntemimiz var. Birinci yöntem
Standart olarak o şekilde geliyor, bunu söylemiş olayım. Kulaklık kulağıza takılıyken, şöyle takayım ben şimdi. İki kere sol kulakta tıklamak. Bu hareketi yaptığınız zaman, şimdi siz onu duyamıyorsunuz ama bir İngilizce bir anons duyuyorsunuz. Noise cancelling on diyor. Bir daha yaparsanız eğer noise cancelling off diyor. Yani kapatıldığını söylüyor veya açıldığını söylüyor. Peki bu aktif gürültü engelleme nasıl çalışıyor? Şunu baştan söyleyeyim. Şimdi bu ürün bir kulaküstü kulaklık değil. Biliyorsunuz kulaküstü kulaklıklarda bu teknoloji daha iyi sonuç veriyor. Kulak içilerde de nasıl bir sonuç veriyor? Fena değil. Yani gürültüyü engelliyor. Özellikle benim yaşadığım tecrübe şöyle bir şey oldu. Çok uğultu şeklinde olan gürültüleri epey kesiyor. Hatta bununla ilgili olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir uygulamamız mevcut cep telefonu üzerinden kullandığımız. Bu uygulamanın adı AI Life, yani Artificial Intelligence Life. Bu uygulamada siz ilk etapta kulaklığı tanıtıyorsunuz. Android markette bulunan bir uygulama bu. Bu tanıttıktan sonra kulaklıkla ilgili bütün ayarları bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Bu ayarlar içinde pil durumunu görme var. Her iki kulaklığı tek tek görüyorsunuz bu arada isterseniz. Zaten öyle geliyor standart olarak. Kutunun şarj miktarını size gösteriyor bu uygulama. Aynı zamanda gürültü azaltmayı açıp kapatma yine bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Ek olarak uygulamanın bir de güncelleme özelliği var. Yani yazılım güncellemesi geldiyse, diyelim ki bir firmware güncellemesi geldi ve ekstra bir iki özellik daha getirdi veya var olan sorunları ortadan kaldırmak için bir güncelleme yayınlandı. Bu uygulama üzerinden kulaklığa yükleyebiliyorsunuz. Öte yandan uygulamada, hani az önce söyledim ben, şimdi iki kere sol kulağımdayken iki kere tıkladığım zaman şunu yaptı diyorum. Noise cancelling'i açıyor veya kapatıyor. Sağ kulakla tıkladığınız zaman da müzik dinlerken bir sonraki şarkıya geçmeyi sağlıyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Yani uygulama üzerinden kısa yollar diye bir bölümü var. Mesela sol kulakla iki kez dokunmanın ne yapacağını, burada birkaç seçenek var. Oynat sonraki, oynat duraklat, sesli asistanı uyandır, gürültü azaltmayı etkinleştir veya devre dışı bırak veya hiçbiri bir seçeneğimiz. Sağ kulaklık için de yine oynat sonraki, oynat duraklat, sesli asistanı uyandır, gürültü azaltmayı etkinleştir ya da devre dışı bırak ve hiçbiri gibi seçenekler var. Yani bu seçeneklerden istediğinizi iki tıklamanın şu yapsın, bunu yapsın gibi belirleyebiliyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. İsterseniz tamamen kapatabilirsiniz. İsteniyorsanız var olan standartlarınızı kullanabilirsiniz veya kendinize göre özelleştirmeniz mümkün. Ama seçenekler bu kadar. Yani daha fazlasını yapmaya size imkan tanımıyor. Yani şöyle bir şey, bilmem ne programını açayım gibi bir kısa yol tanımlama imkanınız en azından şimdilik yok. İleride olur mu onu bilemiyoruz. Peki kulaklığın ses kalitesi nasıl? Tabii ses kalitesini burada size aktaramıyoruz ama bazen öyle yorumlar da geliyor bizim diğer videolarımıza ki örneğin Huawei'nin yine FreeBuds 3 Lite isimli bizim modelini de incelemiştik. Onda da öyle bir şey geldi. Yani kaliteyi nasıl aktaracağız sesi? Aktaramayız. Ancak bizim deneyimlerimize, yorumlarımıza güvenmek zorundasınız burada. Ses kalitesini ben beğendim. Özellikle baslar birazcık daha iyi gibi. Aşırı bir bas yok. Ama baslar da çok fena değil. Oldukça iyi çalışıyor. Tizler de gayet güzel bir şekilde. Genelde dengeli gidiyor ama böyle bas bir şarkı varsa da resmen böyle gümbür gümbür hissediyorsunuz. Muhtemelen bunun içinde kullanılan Kirin A1 işlemcisi var. Ki Huawei'nin bizim daha önce de incelediğimiz Huawei Watch GT 2'sinde de bulunan bir işlemci bu. Bu tarz böyle wearable dediğimiz giyilebilir kulaklık, telefon, kulaklık, akıllı saat gibi cihazlarda daha çok bulunan bir işlemci bu. Çok işe yarıyor. Yani çok ciddi bir performans sağlamış ses anlamında. Peki telefon görüşmesi nasıl? Onu da çok soran oldu. Bu ürünle ilgili bir soru cevap bölümü yapmıştım ben sosyal medya hesaplarımda. Ses kalitesi ben çok beğendim. Yani telefonla görüşme ses kalitesi de başarılı. Çünkü neden? Şöyle, kulak içi olanından çok iyi değil arkadaşlar. Çünkü şu uzantılı kısım yok. Bu kısım olmayınca tabii ki sizin sesiniz ta kulağın burasına gitmek zorunda. Ama bu üründe böyle uzun bir kısım olduğu için rahat bir şekilde geliyor. Artı Huawei'nin geliştirdiği birçok teknoloji var bu ürünle ilgili. Ses kalitesinde gerçekten de çok başarılı. Yani telefonla da görüşürken de neredeyse kablosuz kulaklık değil de kabloluymuş kadar kalite veriyor. Tabii tamamen kablolu gibi veremez ama ona çok yakın bir kalite veriyor. Yani benim Bluetooth kulaklıklarda gördüğüm en iyi kaliteli telefon görüşmesi anlamında ses kalitesi sunan ürünlerden bir tanesi Huawei FreeBuds 3 olmuş. Şimdi az önce bahsettiğim bu gürültü engelleme özelliği standart olarak kapalı geliyor bu arada. Çünkü o açık olduğu zaman pil ömrü ciddi anlamda düşüyor. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Gürültü engelleme
kapalıyken pil ömrü sadece kulaklıkların 4 saat. Yani 4 saat boyunca ki ben yaptığım denemelerde de buna çok yakın sonuçlar buldum. Müzik, film neyse artık dinleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Kulaklıklar pili yetiyor. Noise cancelling'i açtığımız zaman yani gürültü engellemeyi aktif hale getirirsek onu da denedim. Yaklaşık bu süre 3 saate düşüyor. Yani 1 saatlik bir düşme oluyor. Tamamen gürültü engelleme sürekli açık kullanırsanız. Peki kutuyla beraber yani kutuyla birlikte pil ömrümüzde bu kutuyu da şarj olarak kullanırsanız 20 saatlik bir pil ömrü sunuyor ki bunu da yaptığım denemelerde yaklaşık 2-3 haftadır kullanıyorum ben bu kulaklığı. Bu rakamı da benzer bir rakam ben de buldum. Yani yakın bir değer buluyorsunuz. 20 saate yakın bu üründe şarj edebiliyorsunuz. Şarj etmek zaten çok büyük bir dert değil. Yani Type-C'ye bağladığınız herhangi bir yerde şarj edebileceğiniz çok da büyük bir sıkıntı değil. Ama 20 saat buradan, 4 saatte buradan yani 24 saatlik bir pil ömrümüz var ki yani böyle uçağa bile binseniz, yine uçakta kullanmak istiyorsunuz. Zaten en uzun en uçuş mesafesi 12-13 saat civarında. 24 saat uçmayacağınıza göre bir yolculuk, en uzak yolculuklarda bile 15-16 saat süren yeni hatlar çıktı ama orada bile kullansanız yetecek bir pil ömrü söz konusu. Bu arada yaptığım denemelerde şöyle bir şey de gördüm. Eğer telefonunuz Huawei ise ve MIUI 10 kullanıyorsa kulaklığı bir kere eşleştirdikten sonra telefonda otomatik olarak böyle ekranda işte Huawei FreeBuds 3 ile eşleştirildi. İşte kulaklıkların pil gücü şu falan diye size bir bilgi veriyor. Ama bu sadece ve sadece Huawei telefonlarda ve MIUI 10 varsa. Ayrıca şöyle bir şey de denedim. Yine Huawei bir telefonunuz var ve MIUI 10 yüklüyse muhtemelen aynı marka telefonlarda da olur. Çünkü aynı marka olduğu için biliyorsunuz. Onu denemedim ama onu deneme imkanım olmadı. Ama Huawei'de oluyor bu dediklerim. Diyelim ki telefonunuzda MIUI 10 var ve müzik dinliyorsunuz bu kulaklıklar yardımıyla. Kulaklığı çıkardığınız andan herhangi birini müzik duruyor. Kulaklığı taktığınız anda tekrar müzik çalmaya başlıyor. Bu çok güzel bir özellik. Ben çok beğendim. Biliyorsunuz daha önce yaptığımız Huawei FreeBuds 3 Lite incelemesinde böyle bir özellik yoktu. Kulaklığı çıkarınca müzik duruyordu. Eyvallah. Ama takınca devam etmiyordu. Ben bunu çok beğendim. Ama söylediğim gibi sadece MIUI 10 olması gerekiyor. Bu da genelde Huawei ve Honor marka cep telefonlarında oluyor. Diğer telefona da denedim farklı markalarda. Olmuyor. Yani müzik vesaire durdurmuyor veya kaldığı yerden devam etmiyor. Ama Huawei ya da Honor marka bir telefonda MIUI 10 varsa bu sistem, bu yöntem çalışıyor. Gelelim hepinizin merak ettiği konu, fiyatı nedir? Biz bu ürünü test ettiğimiz Aralık ayının sonlarına doğru gelmek üzereyiz. Muhtemelen birkaç gün içinde de yayında olacak bu incelememiz. Huawei FreeBuds 3'ün fiyatı 1099 TL idi. Yani 1000 lira civarında alabiliyorsunuz. 1000 lira verir mi böyle bir kulaklığa? Yani valla premium bir kalite istiyorsanız ve Huawei telefonunuzda varsa özellikle bence verilir. Çünkü özellikle Huawei telefonlarda veya Honor telefonlarda çok daha performanslı ve çok daha etkileşimli sonuçlar alabiliyorsunuz. Tabi diğer telefonlarda da kullanabilirsiniz bu arada. Onlarda bir beis yok ama özellikle böyle ses kalitesi iyi olsun, işte aktif gürültü engelleme özelliği bulunsun gibi bir beklentiniz varsa kesinlikle önerebileceğimiz bir fiyat olmuş. Apple AirPods alternatifi olabilir mi? Bu soru çok geliyor veya benzer sorular bu tip ürünlerde. Olabilir mi? Açıkçası bence olamaz. Çünkü eğer Apple ya da iPhone kullanıyorsanız o ekosisteme tabii ki bir AirPods kadar entegre olamayacaktır bu ürün. Ki zaten Apple'ın da bu fiyat aralığında bir önceki nesil olsa da veya birazcık daha pahalı olsa da kendi AirPods modelleri de bulunuyor. Onları almasını öneriyorum ben açık söylemek gerekirse. Ama Android ekosisteminde kullanan biriyseniz ve bu ekosistemde de Huawei ve Honor marka telefon kullanıyorsunuz ve üzerine bir de MIUI 10 geldiyse valla bütçeniz varsa ben öneririm. Kulaklığın da birçok özelliği var. Bluetooth 5.1'i kullanıyor. En yeni Bluetooth teknolojilerinden bir tanesi. Kemik sensörü var. Yani sesi aslında birazcık böyle kemiklerinizin üzerinden de alarak ve size ileterek kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ayrıca ben tasarımını da çok şık ve hani böyle ele oturan, kulağa giren, rahat olan bir tasarım olarak gördüm. Beğendiğimi söyleyeyim. Yani böyle bir kulaklık ihtiyacınız varsa, yani kablosuz bir kulaklık arıyorsanız, ses kalitesi de benim için önemli diyorsanız Huawei FreeBuds 3'ü mutlaka ve mutlaka bir görmenizi öneriyorum. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklıkla ilgili deneyimlerimizi aktardık. Ürünle ilgili merak ettiğiniz soru varsa
Bu videonun altında bizlerle paylaşın. Elimizden geldiğince cevaplayalım. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram hesabımızda çok güzel çekilişler vesaire yapıyoruz. Oraya da özellikle bekliyorum hepinizi. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.